Evet sevgili dostlar, herkese selamlar. Biliyorsunuz UBI ile ilgili gelişmelerle son günlerimiz geçiyor. Yani en son kendisini Çanakkale'de bırakmıştık. Bu videoyu dün çekmek istiyordum. Bu arada Çamlıca'dayım, şöyle bir hani bir hava alayım dedim, bir bakınayım falan, biraz bir iyi gelsin dedim ama bugün de çok ciddi sis var. Hiçbir yer görünmüyor. Neyse, varsın görünmesin, UBI olsun. Yani şu aşamada sizlere UBI ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Yani önceki gün ameliyatımız yapıldı. Aydın hocamla da sürekli iletişim halindeyiz. Yani sağ olsun hani ameliyatın iyi geçtiğini söyledi. Ama tabii hani şu anda o bir önceki videoda da bahsettiğimiz gibi yani ameliyatın iyi geçmesi aslında UBI'nin geleceğinin tam olarak hani nasıl şekilleneceğini bize şu anda söylemiyor. Çünkü işte sinirlerin ne kadar yıprandığı ya da herhangi bir yani çok olumsuz bir durum var mı yok mu, bunu aslında UBI birazcık kendine gelip toparladıktan sonra ancak görebiliyor olacağız. Yani ilk adım için evet çok şükür, şimdi ikinci adımda dualarımıza devam etmemiz de gerekiyor biraz. Yani bu videolarla sizleri de üzdük, onun da farkındayım. Yani ama işte maalesef böyle bir durum başımıza geldi. Yine buna da şükür diyelim. İnşallah UBI'nin kalkıp ayaklandığını, işte hani koşup oynadığını tekrar görmek nasip olsun diyelim. Onun haricinde yani bir yardım çağrısında bulunmuştum. Çok teşekkür ediyorum. Yani kimi dostlarımız dualarıyla, kimi dostlarımız hani maddi destek anlamında destek oldular bu süreçte. Yani zor bir zamanımızdı. Benim de zor bir zamanımdı açıkçası ama yani hani şartlar ne olursa olsun sonuçta UBI'nin canı ve sağlığı her şeyden daha önemli. Yani o ameliyat bir şekilde olmalıydı ve oldu. Şimdi yani yaklaşık tahmini rakamın dörtte biri civarında bir destek geldi. Çok teşekkür ediyorum. Hani isim isim burada söyleyip bir şey de yapmak istemiyorum. Hani kendilerini de ya belki bilmiyorum hani hoşlarına gitmeyebilir. Dolayısıyla isimleri vermek istemiyorum ama yani şu anda yaklaşık 5000 TL gibi bir rakam oldu. Bir dostumuz da sağ olsun hani elimizdeki bu Shopyard'daki ürünleri biliyorsunuz. Onların tamamını almaya yönelik bir şey oldu, talebi oldu sağ olsun. Tabii hani onu artık İzmir'e gittikten sonra bir şekilde döndükten sonra yani ayarlayacağız. Onun haricinde yani hala daha biraz daha desteğe ihtiyacımız var açıkçası. Ama yani bakalım, inşallah tamamlayacağız. Desteğiniz için de tekrar teşekkürler. Şimdi UBI ile ilgili biraz bahsedelim. Dediğim gibi hani ameliyat güzel geçti ama şu anda hala daha tabii yatış ve istirahat süreci. Biraz tabii hani gençliğin de etkisiyle çok fazla hareket etmek istiyormuş. Ama bir şekilde tabii küçük bir alanda minimum hareketle tutulması gerekiyor aynı zamanda. Şimdi Aydın hocamla tekrar konuşmuştuk. İşte hani zaman zaman 4 ayak üzerinde hareketsiz durduğu da aldığımız bilgiler arasında. Ama tabii ki dediğim gibi zaman içinde inşallah daha da güçlendiğini görürüz, hareket ettiğini görürüz inşallah. Şimdi biraz da ben kendimden de bahsedeyim. Biliyorsunuz yani özellikle benim için ilk bir hafta yani Bergama'daki ve bu Ayvalık'a geçtiğimiz dönemki süreç gerçekten çok yıpratıcıydı. Çok ciddi anlamda yoruldum, bunaldım. Böyle hani hep kendimi sorumlu tuttum ki hala daha kendimi sorumlu tutuyorum. Zaman zaman böyle bir kafam şey oluyor, gidiyor. Ama hani sevgili dostlardan da yorumlarda yazanlar vardı. Onlara da hani ayrıca cevap yazmaya çalıştım ama yani UBI'yi hani en başından beri takip eden dostlar biliyorlar. İlk zamanlar hani küçüktü ve yerini benimsesin diye bir süre bağlamaya karar vermiştim. Sonrasında işte dışarıdan çobanların büyük köpekleri geldiğinde hani büyük köpeklere karşı dışarıya çıkıp bir zarar görmesin diye içeriye almıştım, bağlamıştım. Ve son aşamada da artık hani biraz büyüyüp serbest gezmeye başladıktan sonra kendinden küçük diğer köpeklere ve komşuların tavuklarına karşı bir agresyon durumu vardı. Yani dolayısıyla eğer orada onu serbest bıraksaydık, bağlamasaydık yani bu sefer o tavuklara belki zarar verebilirdi ya da diğer köpeklere zarar verebilirdi. Öyle olunca da belki hani Allah korusun komşulardan UBI'ye olumsuz bir yani durum oluşabilirdi. Komşular tarafından oluşturulabilirdi. Dolayısıyla bu da asla isteyeceğim bir şey değildi ve zaten hani biliyorsunuz önceki videolarda da söylemiştim. Yani o eğer sundurmamız uçmasaydı yan taraflarını hem destekleyip hem de UBI'nin çıkamayacağı ve başka işte tavuk köpek vesaire gelemeyeceği bir özel alan oluşturup o alanda UBI'yi zincirsiz bırakmaktı, bağlamadan bırakmaktı. Ama olmadı. Yani böyleymiş durum. Onun haricinde yine biliyorsunuz bu
Pardon, ben yine kendimden bahsediyordum. Yani bu bir hafta dediğim gibi benim için gerçekten çok yıpratıcıydı. Sonrasında işte Ubi'yi alıp şeye geçtik, Ayvalık'a geçtik. Ayvalık'ta yeni bir gündemle yüzleştik. Ve o durum da beni çok yıpratta açıkçası ki orada da hani ya biliyorsunuz az çok tanıyorsunuz da gerçekten duygusal bir adamım. Yani orada da bayağı bir duygulandım diyeyim. Sonrasında işte oradan artık bir gün sonrasında işte Çanakkale'ye gelip Aydın Hoca'ya bırakma noktasında Aydın Hoca'da da tekrar bir kötü oldum. Ama sonrasında sağ olsun Aydın Hoca da, Ayvalık'ta Eren Hoca, Furkan Hocalar da aynı şekilde. Ve siz dostlar da aynı şekilde. Yani sağ olun beni ayakta tutmaya çalıştınız. Bana güç oldunuz, kuvvet oldunuz. Yani bir şekilde ben de biraz daha sakinleştikten sonra artık hani şu noktaya geldim. Köpek sesi geldi mi bilmiyorum. Yani inşallah Ubi de ayaklansın, Ubi de aynı şekilde havlasın. Sağa sola da havlasın, bize de havlasın ama iyi olsun. Hocalarımızla ve sizlerle de yaptığımız görüşmeler, yazışmalar sonrasında açıkçası biraz ben de toparlandım ki bunda tabii ki ameliyatın da iyi geçmesinin de etkisi var. Yani ya belki de bu bir kabullenme süreciydi benim için de. Yani ilk bir hafta kabullenemedim, olayı kabullenemedim, ustaların yaptığı işi kabullenemedim, kendi hatalarımı kabullenemedim. Kabullenemedim yani gerçekten ve o süreç beni çok yıprattı. Ama hani bugün itibariyle bakınca diyorum ki yani Uluç hani senin de gücün bir yere kadar. Yani hepimizin de durumu aynı değil mi aslında dostlar? Yani yapmak istediğimiz bir şey oluyor. Onun için elimizden geleni yapıyoruz. Ama gücümüzün yettiği, maddi manevi gücümüzün yettiği şey bir yere kadar gidiyor. Ve bir yerden sonra maalesef artık hani olaylar bizim dışımızda gelişiyor. Takdiri ilahi artık sonrasına biz müdahale edemiyoruz. Yani inşallah Ubi iyi olacak. Ben inanıyorum yani. Ama Ubi inşallah iyi olacak. Tekrar ayağa kalkacak. Güzel günlere kavuşacak. Ama hani olumsuz bir durum olursa da yani kötü senaryoyu düşünmek istemiyoruz tabii ama Allah korusun olumsuz bir durum olacak olursa da yani az önce dediğim gibi biz yine elimizden geleni yaptık. Yapmaya çalıştık. Fazlasını yapmaya çalıştık. Yani inşallah da iyi olacak gerçekten. Ben de hep dua ediyorum. Sizler de dualarınızı eksik etmeyin dostlar. Neyse yani bu videomuzu da çok fazla da uzatmayayım. Hani ben de hala daha iyi değilim bu konuları konuşurken. İnşallah iyi olacağız dostlar. Siz de dua edin. Görüşmek üzere dostlar. Hoşça kalın.